genel izleyici kitlesi için uygundur. Herkese merhaba. Yeni Nesil Kafası'ndan bir hafta daha beraberiz. Girişimcilik ekosisteminin nabzını tuttuğumuz diyelim, girişimcileri konuk ettiğimiz, inovasyon ekosisteminden insanları burada ağırladığımız Yeni Nesil Kafası tekrar bizimle birlikte, Ömer abiyle birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Ömer abi, senden Emre'ye doğru gidelim. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ilk aklıma gelmedi bir ilk. Bir ilk çıkar. Bölüm çıkar. İçinde buluruz muhtemelen. Bölüm içinde çünkü buluruz. Ömer abinin şöyle bir huyu var. Her bölüm bir ilk olsun istiyor. Evet. Bugün ilk bilmem neyi yapıyoruz falan diye. Evet. Ama buluruz. Bugüne kadar ki en uzun boylu girişimciyi konuk edelim. Bu esneyi ben de yapacaktım, yapmayayım dedim sana. Tamam, yaptık, okey. Aynen öyle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geçen gün karşılaştık. Onun üzerine aklıma geldi benim. Yani bir sürü şey konuştuk. Derken birden dedim ya, hatta sen söyledin galiba, izliyorum. İzliyoruz dediniz Nisu ile beraber. Yani şey, Sonat'la da seninle de zaten karşılaşınca konuşuyoruz dedim. Yani sizinle ketchup etmek zaten güzel. Ketchup bahane. Bana programı buna yarıyor biraz evet. Aslında bu bölüm. Hani bayağıdır konuşamıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor. İşte Wiser'da eski fenomenlerdeniz. Evet. Tekrar bir canlandırılmış oldu. Güzel evet. Oldu. Hoş geldin abi. İstersen bir seni tanıyalım. Sen küçükten başlayalım. Wiser'a doğru gidelim. Çünkü ben şeyde seviyorum hani... Niye girişimci olmuş bu adamı da anlamak güzel oluyor geçmişini dinleyince. İstersen seni bir tanıyalım, sonra Wiser'ı da konuşuruz. Biz de sana full sorular sorarız zaten. İçeride yarım kaldı, benim daha sorularım var. Evet, bu sefer biraz fazla konuştuk aslında ama çok malzeme var. Yani. Evet, bence de. Uzun süre görüşmeyince böyle oluyor abi. Sen bir gittin, evet. Kıta Avrupa'sı yapıp geri döndün. Evet. Onları da konuşuruz. Evet. Ya benim girişimciliğe girişim herhalde ya ailede görmüşsen muhtemelen bence çok etkiliyor ailede işte girişimci olup olmaması. Hani benim annem girişimci, babam girişimci, dedem girişimci falan. Oo. O yüzden sülale bu. Ya o yüzden zaten hani farklı türlüsünü ben çok hani küçükken de düşünmemiştim aslında ama ilk yani kendim girişimci olmadan önce başka bir yerde profesyonel çalışmaya başlamamın sebebi daha çok fikrim olmamasıydı. Hı hı. Aile işte bisiklet sektöründe olduğu için dedim ki en azından hani dünyadaki büyük bisiklet şirketlerinden birine gireyim, orada biraz onu öğreneyim falan. Çok ilginç ya. Ondan sonra evet benim sanayici damarımı kimse bilmiyor aslında. Benim sanayici damarımı çıkartmayın. İzmir'deydin. Lisede İzmir'deydim. Hı hı. Ondan sonra üniversite İngiltere'de bitti, Exeter'de. Ne okudun? İşletme pazarlama. Hı hı. Ondan sonra İsveç'e taşındım. İşte 3 sene yakın İsveç'teydim. İşte İsveç'te bisiklet de dahil işte birçok geleneksel daha çok sektörlerde yatırım olan bir holding şirketinde çalışmaya başladım aslında. Neden İsveç? Bu bahsettiğim şirket İsveç'teydi. İşte bisiklet dışında da farklı yatırımları vardı. Enteresan işte bir iş modeliydi. Dediğim gibi bir şeyler öğrenebileceğimi de düşünüyordum falan. Bu arada sözünü kestim ama şey de çok oluyor. Yani buraya konuk aldığımız girişimcilerin hani hep soruyorum ben. Ailesi işte atıyorum geçen Onur mu söylemişti? Ben hani vali olmak istiyordum. Ailem de beni vali olmaya itiyordu. Çok iyiymiş. ve işte fintech girişimcisi oldum diye giden bir yol vardı. Hani bazen de aileyi yaptığı şeyin tam tersini yapmak için girişimci olan çok insan oluyor. O yüzden bence bunun doğru bir hani uygun bir metodu yok. Ama sendeki çok şey olmuş. DNA'nda olmuş ve devam etmişsin gibi olmuş. Tabii yani sektör olarak falan alakası olmasa da hani şu an olduğun yerim. Tabii. Bence hani kendi işini kurma, işte o risk almayı böyle küçük yaşta görmek bence yani illaki insanın bakış açısına etkiliyordur. Yani benim de etkiledi. Nerede kalmıştık? İsveç'teydik. Ben bisiklet şirketinde çalışmaya başladım. İşte B2B marketing ile başladı iş. Sonra biraz daha iş geliştirmeye falan evrildi. Bisiklet böyle... şirketi neden B2B pazarlama yapar? Hem işte distribütörlere erişim için hem işte bayiler bayi network'ün için. Ben tabii tam bir Türk aklıyla düşündüğüm için hani orada bir aslında
ulaşım aracı olduğunu unutup düşünüyorsun. Yok, bisiklette direct consumer, yani direkt tüketiciye satış çok çok az sektöre şey yaptığında. Evet. Hep bayi kanalı üzerinden. Evet, bayiler, distribütörler üzerinden. Çoğu bisiklet belli birkaç fabrikadan çıkar falan öyle şeyler. Vay be. Var neyse. İşte iş geliştirmeye falan evrildi. Ben aslında hani orada gidiyorum. Sonra birkaç ay geçti. Ondan sonra dediler ki Emre, bizim şirketler, yani başka bir şirketimizde böyle bir B2B marketing falan ihtiyacı var. Seni oraya relocate etmemiz lazım. Acil falan. Ondan sonra tamam dedim. Ne iş yapıyorlar? The Office izlediniz mi? Evet, şey tabii ki. Kendimi bir anda tam öyle bir yerde buldum. aslında hani bir kağıt şirketinden bir taraftan İsveç'tesin, İsveç'te olmayı lan Spotify'lar, Klarna'lar falan hani o micro mobility falan hani bütün o buzzword'ler falan ve ben o şeylerle gitmişim. Kendimi böyle ilk 6 ay geçmeden bir anda kağıt şirketinde buldum yani hani ondan sonra. Yani Klarna'ya end up etseydi, Klarna'da bir anda bulacağını düşünürken kendini kağıt şirketi. Kağıt şirketine yani kağıt dediğim böyle işte kitapçık basan aletler yapan. Kitapçık basan alet var. Yani sen işlerde dolaşıyorsun. Printer'a entegre olan böyle aletler ve bunlar sana şey işte kitapçık falan basıyorlar. Dünyanın en sıkıcı dünyanın en sıkıcı işi. PowerPoint'te falan uzman olmuştum. O saçma sapan hani şey çok seksi olmayan ürünlerin kıyaslamalarını yapıyorum, şey yapıyorum falan. Sonra bir noktada şey, peki kabul etmeme imkanın yok muydu? Ya bisiklette kalma imkanın yok muydu? Ya o an yapmak istedim çünkü hani o grubun içinde de hani böyle yükselmeye çalışıyordum ve yükseliyordum. Dedim tamam hani ben gireyim burada. Hani zaten çok geleneksel bir sektör. Hani burada bir fark yaratabilirsiniz bir şekilde. Ondan sonra zaten tekrardan dönerim oraya falan. Hani çok uzun süre kalma gibi bir niyetim yoktu aslında. Sonra şöyle enteresan bir şey oldu. Enteresan bir şekilde o bütün o sıkıcılığın içinde benim çok böyle zeki, enteresan bir patronum vardı. Amerikalı böyle 60 yaşlarında falan bir adam. Böyle Xerox'lar, yani bizim şu anın yani şu an en yeni mezunların en çalışmak isteyeceği yerler nereleri? Hani büyük teknoloji şirketleri mi? Muhtemelen. Ya da işte hani onlar nasıl bakılıyorsa işte Xerox o zamanlar öyle bakılıyor. Aynen, adam evet. O zamanlardan hani girmiş oraya filan. Ve işte sektörün başından beri orada olan çok böyle kendini geliştirmeye açık falan bir adam. Ve biz birbirimize bir anda adamla işte böyle podcastler, makaleler falan yollamaya başladık. Geliyor. Ondan konu geliyor. Konu geliyor. Yani ne anlatıyordu bu adam diyorsunuz. yok güzel bağlandı. Evet. Ondan sonra işte B2B marketing ile ilgili bak şunlar şöyle bir şey yapmış, böyle bir case study gönderiyor, bana başka bir şey gönderiyor falan. Öyle bir dinamik oluşmaya başladı aramızda. Sonra ben şeye uyandım. Dedim ki hani ben de şimdi hani biraz önce onu konuşuyorduk. Şimdi sporculuk geçmişin de var. Şimdi sporculukta da senin işte antrenörlerin var, senden büyük sporcular var. Sana sürekli akıl veren, lan şunu şöyle yapman lazım diyen insanlar var. Sonra iş hayatında o çok olamamaya başlıyor. Hani bazı işte seni müdürler, seni yönlendiren o bu, yani aradığın coaching, destek. Coaching mentoring çok fazla yok. Dolayısıyla o şeyi fark ettim. Ya dedim bunu ölçeklenebilir bir şekilde aslında sen hani bu benim adamla olan ilişkimi ölçeklendirebilirsen enteresan bir iş çıkabilir buradan. Gibi o zaman şöyle bir kenara not etmiştim. İşte ondan sonra da hani yavaş yavaş en sonunda o eski patronuma şey dedim. Hani sonra tekrardan işte holdingin kendisine döndüm. Orada biraz daha çalıştım. Sonra en sonunda şey dedim. Ya dedim hani şimdi İsveç'te iş yaşam dengesi gibi bir konuda var ya hani 5'te bitiyor. Yani 5'ten sonra ofiste kimseyi bulamıyorsun. Bu arada Stockholm'da mıydın? Stockholm'daydım. O gerçek değil mi? Yani gerçekten millet... Evet. Yani şimdi Klarna'da öyle değil mesela. Hani Klarna'da da falan da çalışan arkadaşlarım var. Şimdi ya da işte Spotify'da çalışan yazılımcı arkadaşlarım vardı. Onların belli şifleri var mesela. Yazılımcılar o şifler sırasında gece dışarı çıkıyorlar mesela. Gece kulübüne gidiyorlar. Sırt çantalarında bilgisayar var. İşte New York'taki ekip arayabilir çünkü onları uyandırabilir falan diye. Anladım. Ama orada öyle bir yani Spotify'ın dizisinde falan da vardı yani. Vardı. Öyle bir kültürlü bir şirket orası çünkü. Evet. Sanki o yüzden. Ya teknoloji şirketleri sonuçta kendi kültürünü yaratıyor bir şekilde hani o şeyler, startup'lar ama ben tabii geleneksel sektörlerden bahsediyorum burada. Gerçekten saat işte 4.30'dan 5'ten sonra kimseyi bulamıyorsun ofislerde. İşte şimdi 4 güne düşürmeye çalışıyorlar falan. Dolayısıyla ben zaten yaptığım şeyleri hani zaten ofiste bulunduğun her anda zaten hani şey çalışman gerekmiyor. İşini daha erken bitirebiliyorsun. Yani en sonunda hani kafamda artık bu startupçılıkla oluşmaya başladığında eski patronuma gittim şey dedim yani hani benden istediğiniz her şeyi ben vaktimin yarısını vererek de yapabiliyorum. Hani siz bana dedim hani maaşımın yarısını ödeyin. Ben bir taraftan böyle şeyler yapmak istiyorum.
Şimdi adam niye da hepsini ödemeye devam etseydi. Evet, hepsini ödemesi lazım. İşte sen zaman, istediği her şey, çünkü maaşın karşılığı zaman mı, istediği her şey mi? İstediği her şey olması lazım. İstediği, evet. Çünkü zamanını niye satıyorsun ki? Sonucu ama zamanını satmıyor musun aslında? Hayır. Haftada hayır. Bilmem ne kaç saat. Tamam, geleneksel olduğu için adam bile olabilir. Adam kağıt şirket, printer şeyi ya. Ya olsun ne ama yapsın? Adam Xerox'ta çalışmış ya. Bunu tartışalım. Adamı çağıralım. Haftaya konuğumuz Mr. Xerox. Neydi adamın adı falan diye düşünüyorum ben de. Biz hemen bulduk. Evet. Şey. Dedin ki yarısını ödeyin bana. Ben... Evet, bu arada bence de hani tamamını da isteyebilirdim yani hani. Olsun. Ama neyse, adam da dedi ki evet dedi, ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım dedi. Bu adam da işte İtalyan bir aile, işte onun ailesi göç ediyor. Şu anda muhtemelen işte İsveç'teki en varlıklı göçmenlerden biri aslında hani şey olarak. O yüzden yavaş yavaş böyle işte... Teknoloji böyle meetuplarına, buluşmalarına, işte coworking space'lere falan gitmeye başladım. Sonra dedim ki evet abi hani benim buralarda olmam gerekiyormuş falan. Sonra işte pandemi patladı bu dönemde. İşte Türkiye'ye döndüm. Pandemiden önce yok muydu Wiser ya? World Cup'ta beraber olduğumuz zaman pandemi sonrası mı? Sonrasıydı o. Hadi ya. Tam pandeminin başıydı 2020. Hmm. Yani o maskeli dönemler biz değildik. Bizden önce galiba bir maskeli... Maskeli dönem. Maskeli döneminiz vardı. Biz maskesizdik. Bilmiyorum. O zaman tamam okey. Yarısında pandemi olan ekip, İsmail'lerin falan olduğu ekip, ondan sonrasınız siz. Mindset'in olduğundan bir sonrasınız. Şundan biz hep yüz yüze beraber, yani Nisu'yla da senle de hep yüz yüze bir iletişimimiz olduğu için sanki pandemi öncesiymiş gibi varsaydım yok, ama. Yok. Ama pandeminin zayıfladı. Pandemi devam ediyordu ama zayıfladığı zamandı. Hı. Tamam, pandemi patladı. Hı. Pandemi patladı. Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra dedim ki tamam yani hani ben zaten hani bu işi yapacağım artık hani karar verdim ve onunla ilgili işte hani ekip nasıl kurulur falan sonra işte ekip kurma, MVP çıkarma, işte beta falan hani o klasik süreçlere. İsveç'te bir şirket kurdun. Ha İsveç'te yani evet çünkü ilk İsveç'teydim. İsveç'te yapacağım dedim bunu. İsveç'te kurdum şirketi. Doğru bir karar mıydı? Şirket kurma kısmı zor değildi. Hani başlıyorum demesi belki... ama yok ya o da çok zor değildi. Hani hani direkt. Peki o dönemde problemin farkındaydın. Beni işte koçluk yapan bana biri var ve bunu ölçeklendirmek istiyorumdu oradaki şey gördüğüm problem. Hala o muydu başlarken? Ya hala oydu. Tabii şimdi araştırmaya başladım konuyu. Sonra şunu fark ettim. Ya yani öğrenme dediğim şey şu anda bu arada hani çok da başka bir düzeyde oluyor bu. Çünkü sektör çok büyüdü başladığımız, yani ben ilk bununla ilgili çalışmaya başladığımdan beri. Öğrenme dediğim şey dijital medyada oluyor zaten. Şimdi dijital medyada oluyorsa bizim işte sıfırdan aslında öğrenme için programlanmış bir keşif algoritmasına ihtiyacımız var. Çünkü işte hani sosyal medya algoritması senin ekranında daha çok vakit geçirmen için sonuçta yazılıyor yani. Hani tamamen bunun üzerinden, bu metrikle dönen bir algoritma. Ya da işte ne bileyim SEO algoritmaları işte klik odaklı ya da işte en çok hani en çok bidedenin üste çıktığı bir hani yapı falan. Şimdi biz sıfırdan bir şeyler öğrenmek için yazacaksak bu algoritmayı hani bunun dijital medyadan besleniyor olması lazım ve öğrenme için hani işte yazılması gerekiyor gibi bir içgörü vardı. Şimdi baktığında işte konuşuyorduk biraz önce de işte Harvard'lar falan, Stanford'lar. Ya bunlar içerik üreticisi şu anda YouTube'da. Hani bayağı content creator. Harvard dediğin üniversite ve buradan çok ciddi bir trafik elde ediyor. Harvard bile fenomen olmuş. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi onların doğal SEO'su var isimlerinden dolayı. Evet. Doğal SEO var. Sen o başlığı görünce de klikliyorsun. Yani clickbait aslında onlar. Gerçeği konuşmak gerekirse. Çünkü sizin challenge, ben başında da ona takılmıştım zaten. Bayağı bir zor bir iş o. Yani gerçekten öğrenecek bir yola sokman senin onu. Çünkü normalde insan beyni sosyal medyada şeye alışık. Yemlere alışık, clickbaitlere alışık. İsmini okudum. Ben mesela şu anda yine kullanmaya başladım Wiser'ı karşılaştığımızdan beri. Hep böyle şu anda benim gündemimde hangi şeyler varsa keyword'le onlara basıyorum. Ve henüz daha beni tanımadığı için de daha uygun bir şey getirmiyor. Ama evet, mesela sana getiriyor, gösterdin bana. İşte o yolculuk bununla ilgili tabii ama değil mi? Ama şey, TikTok da böyle. Mesela ben birini, evet, ben çok TikTok övücüsüyümdür. TikTok'a birilerini, çünkü gündemi takip etmenin çok güzel bir yolu bence TikTok.
trendleri ve gündemi takip etmenin. Çok ve farklı Vizor kullanıyoruz. Ben hani ne trend ve kim ne konuşuyor, neler oluyor falan, en azından hani benim ilgi alanlarımda ben öyle kullanıyorum, öyle seviyorum. TikTok'u da bu minvalde övüyorum. Ve insanlar ilk girdiğinde tabii ki çok çirkin içeriklere karşılaşıyorlar. Hani o klasik herkesin ya da nasıl diyeyim, bilmeyenlerin TikTok'u yermesindeki argümanları görüyorlar. Ama genelde öyle değil mi sosyal medyada? Ha, işte onu diyorum ama biraz bir şeyleri likelayıp işte şey beğenip yapınca, kaydedip birilerine yollayınca Sonat böyle içerikleri seviyormuş deyip hızlıca öğreniyor. Yani o yüzden Vizor'ın da ilk girdiğinde garipsemesi çok normal. TikTok yani. Bu arada bizim en iyi kanallarımızdan biri. Şey olarak. Müşteri almak için. Acquisition, yani müşteri almak için. Wow. Beklemezsin değil mi? Beklerim. Beklerim. Çünkü çok iyi kullanıyorum TikTok'u. Yani şöyle, ama millet beklemez, onu da anlayabiliyorum. Çünkü yani eğer ilgi alanın oralardaysa karşısına çıkmak için güzel. Peki ben çok direndim TikTok'a girmemek için. Lafını böldüm. Bir gün artık böyle Nisu böyle şu şekilde bana gösterdi şeyi. Kendi TikTok'unu. Sonra Nisu'nun TikTok'unu gördüm. Aa dedim, böyle bir dünya varmış o burada. O acayip akademik ve şey yani falan. Yani böyle yüzünü küçültmüş böyle insanlar, böyle makaleyi özetliyor falan. Hani böyle şeyler var. Ya da UX anlatan falan bir sürü şey var. İşte yaratıcı creator var. Aynen öyle. Ondan sonra o yüzden hani bizim öneri tarzı şeylerimiz de çok iyi gidiyor yani işte hani bu öyle içerikler mi kullanıyorsunuz, onu soracaktım. Yani user generated content dediğimiz bir kullanıcının anlatırken sizi anlattığı şeyleri onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Normal reklam mı? Evet yani. Hani ama asıl şeyimiz öneri, yani biz öneri platformuyuz. O yüzden hani insanlar da hani değer önerisinin bir kısmını en azından hani bizim genel içerik stratejimiz o zaten. Instagram'da, TikTok'ta bu önerileri yaparak hani burada ben iyi içerikler görebiliyorum la eşleşsin marka aslında. Uygulamaya geldiğinde de daha fazlasını ve daha kişiselleştirmiş kısmını bulsun. Peki bir şey soracağım. Şimdi öğrenme dedin ya, bu farklı kılıyor seni diğerlerinden. Ama bir taraftan da kullandığın yöntemler benzer olmak zorunda. Değil mi yani? Belli bir yere kadar, seni tanıyınca ve sen yolunu bulur hale gelinceye kadar onlar gibi davranman gerekiyor. Onu anlatıyordun. Yani öğrenme sosyal medyadan beslenmeli. Evet. Biz ona onu benzer bir oradan devam et istersen. Ben biraz böldüm yani. Biz böldük daha doğrusu. Yani şöyle, şimdi öğrenmeyle ilgili bir şeyde, keşifte biz insanın önerisinin hala çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada Vizor'da içeriklerin hiyerarşisi tamamen o ilk başta paylaşan kişinin olayla ne kadar alakalı olup olmadığıyla alakalı. Hmm. Yani işte Sonat atıyorum yapay zeka ile ilgili bizden daha fazla şey okuyorsa ve dinliyorsa uygulama onu daha yukarıda işte rank etmeye başlıyor. Bu öneri işte algoritmalı, yani öneri sektöründe, dikeyinde diyeyim, kimsenin yapmadığı bir şey aslında. Evet, kişi bazlı, onu fark ediyorum. İlk kişi başta bazlı. Da fark etmiştim onu. O yüzden hemen şeyler oluşmuş, böyle kümele oluşmuş insanların etrafında. Ondan sonra bir de şimdi bizim, yani sonuçta artık biz de 3 yıllık bir uygulamayız. Bir sürü kullanıcı geldi gitti, bir sürü içerik paylaşıldı falan. Şu anda belki bizim işte veri tabanında elle hani curate edilmiş 500 binin üzerinde falan içerik var. Ve genelde bu teknolojiyle alakalı alanlarda. Hı hı. Şimdi bu veri tabanı hem bizim iyi öneri yapabilmemizi de besliyor. Yani diğer taraftan belli işte crawler'larla işte Substack'in gizli köşelerinden işte hani belki bir bloglardan, işte Hindistan'da indie bir yazılımcının işte neyim, React Native ile ilgili yazdığı çok acayip şeylere kadar böyle hani yani gerçekten doğru ve güvenilir işte başka bir yerde karşılığında. Yani bizim ana şeyimiz o her zaman. Yani Spotify'da bu podcast senin karşına çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Hı. Eğer çıkmıyorsa biz o değeri yaratabilmişiz demek yani aslında. Yani ilk söylediğinizde de benim ikna olduğum şey oydu. Ya şimdi herkes diyor ya, Spotify'da var abi. İyi de senin karşına ne çıkıyor? Çıkmıyor. Önemli olan sen merkezli ve de oradaki curation'ı besleyen kişi merkezli. Hı hı. Mesela felsefe de var. O da Dilara'dan dolayı büyük ölçüde. Evet. Ben onu takip ettiğim için hala geliyor bana onun şeyleri. Evet. Ya tabii bizim aslında kullanıcı kitlemiz de o dönemden sonra epey değişti. Şu anda zaten hani kullanıcı kitlesinin işte yarısı hemen hemen işte Amerika'da ve oradaki kullanıcı çok daha işte teknoloji sektöründe. Hani bizim aslında hani belki konuşuruz daha sonra bu işte şirketlere işte satış yapan bir noktaya gelmemizde de onun çok ciddi etkisi oldu. Çünkü zaten kullanıcılar işte Apple'da çalışan, Dyson'da çalışan, işte JP Morgan'da çalışan falan insanlar bunu kullanmaya başladı. Sonra onun üzerinden başka
işte kullanım alanları, yüz gençler türedi aslında. Peki böyle bir hiç şey düşünmediniz mi? Bu kadar geniş bir bilgi havuzu ya da bilgi kürasyonu uygulaması değil de sadece teknoloji alanında bunu yapan bir şey olma gibi bir pivot veya değer önerisi değişikliği düşündünüz mü hiç? Ya bu başta mesela en çok tartıştığımız şeylerden biri. Çünkü işte bu ağ etkileri, network effect hani muhabbeti var ya, onun oluşması için çok fazla İngilizce terminoloji kullanıyorum gene de. Maalesef biz de bazen yapıyoruz ama hep ben Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Mesela density yaratmak nedir? Yani hani yoğunluk. Yoğunluk yaratmak gerekiyor içeride. Hani o dolayısıyla hani bir şekilde evet hani bir odak gerekiyor ama biz başından beri bunu sanki içerikle sağlarsak uygulamanın ana değer önerisine çelişen bir şey yapacağımızı hissettik. Kendinden oluşsun diyorsun yani. Evet. Neden? Çünkü insanlar çok tek yönlü değil. Yani şimdi benim karşıma sürekli teknolojiyle ilgili şeyler çıkarmasını istemiyorum bir şeyin. Hani daha çok biz persona odağında yapalım dedik bu odaklanmayı. Hani o persona odağında yaptığımız odaklanma da işte Sonat teknoloji sektöründe hani çalışan biri olarak nelerden faydalanabilir düşünüp yani sen işte iş yaşam dengesiyle ilgili bir şeyden de belki faydalanabilirsin. Bir yemek videosundan da yemek videosu ben istersen doğru üretici olmuş. Yani içerik üretici olarak ne yaptığımı söyleyeyim Wiser'da. Ben tabii ki ilk başta girişimcilik içeriklerini koydum. Ya benim hem en çok yararlandığım ve konu bazlı yani atıyorum MVP ile alakalı birkaç içerikli bir liste yaptım. İşte sonra başka yine genel girişimcilikle alakalı bir liste yaptım. Sonra benim en çok hobilerim ne var diye düşünüp sonra kahveyle alakalı bir liste yaptım. Yani aslında dediğin gibi ben girişimcilik ve teknolojiyle ilgilenen, kahveyi seven ve işte bir X, Y, Z ile ilgilenen bir personayım. O yüzden de böyle bir şey ürettim. Ve kahveyle ilgili bir içerik de olmuş oldu Wiser'da. Bir liste de olmuş oldu. Sanki böyle gidebilir diye düşünüyorum. Yani seni savunduğum bir argüman kendi yaptığım şey. Bir de savunmadığım argümanı söyleyeyim, tartışalım. Mesela TikTok ya da Clubhouse'dan başlayalım. Clubhouse ilk başta yine teknolojistlerin ön planda olduğu. Hatta biz böyle startup konuşurken alakası insanların gelip ne konuşuyorsunuz ya falan deyip gittiği bir ortamdı. Ama sonra Gülben Ergen geldi. Gülben Ergen'le isim şehir oynuyorduk gece 3'te bir gün falan. Merhaba. İzliyordur programı. Belki izliyordur. Yani hiç belli olmaz. O yüzden güzel günlerdi. Ama o sonra o yoldan yolunu buldu. Hani bir şekilde dediğin gibi bu persona, ya bunu Clubhouse dayatmadı. Bir şekilde kullanıcılar yaptı onu. Evet. O yüzden hani hangisi doğrudur onu da bilmiyorum açıkçası. Ya sonuçta kullanıcıyı dinlemek gerekiyor. Günün sonunda yani ona geliyor iş. Özellikle öneri yaparken yani ne kadar dikey olarak sınırlama getirirsen hani o kadar yani doğru öneri yapma şansın o kadar artıyor aslında. Havuz ne kadar genişlerse yani daha doğrusu persona yani ne kadar fazla çeşitli persona varsa işte herkesi mutlu etmek daha da zorlaşıyor aslında. O genel bir problem aslında. Evet, genel bir problem. Yani o yüzden biz hani kendi yani nerede iyi olduğumuzu iyi anlayıp yani şu anda hani gerçekten işte özellikle teknoloji hani dikeyinde hani o personalara doğru içerik önerebiliyor. Hani çünkü hani işte düzenli kullanılarda bahsediyordum biraz önce. Etkileşim çok arttı bu son algoritmayı çıkardığımızdan beri. Peki neyi sayıyorsunuz? Ben kaç oldu deyince ne diyorsun sen? Ya işte mesela biraz önce işte haftalık aktif kullanıcı üzerinden konuştum ama hani işte retention metrikleri hani yeni gelen kullanıcının işte hani işte hafta bazında tekrar geri gelme şeyi. Şu anda mesela böyle 3. haftadan 4. haftaya 4'ten 5'e artışlar falan oluyor. Hani yani bu düzeyde, yani o tabloları bu düzeyde hiç görmemiştik daha önce. O yüzden işte hani bu insan önerisiyle hani yapay zekayı birleştirelim şeyine oradan geldiğini evet, görüyoruz aslında. Burada peki şeylere bakmak mantıklı mı? Hani daha deminki konuya biraz takıldım ve sevdim de. İşte atıyorum teknoloji dünyası. Teknolojiyle çok fazla teknoloji konusunda. Hani Instagram'ımızdaki öneriler gibi. Ben çok startup izliyorum. Sonra bana hafif yatırımla alakalı bir şeyler de koyuyor araya. Onunla etkileşime gelirsem yatırımdan finans, borsa vermeye başlıyor hafif. Ama çok hafif yani %10, %5 veriyor böyle. Sonra ona yaparsam ne bileyim işte
real estate, emlak bilmem ne, işte emlakçılar, evler çıkmaya başlıyor. Onlara yaparsam tatil bilmem neleri çıkmaya başlıyor falan gibi aslında konuların birbirleriyle etkileşim haritaları olur ya böyle şey. Tam, mind olarak, tam o şekilde yapıyoruz bu arada. Süper. Bu Instagram, tam o Instagram o zaman beni sevmiyor çünkü yani senin dediğin şeylere de ben doğal olarak hep yakınım ve uğraşıyoruz biliyorsun yeniniz kafası için. Bana sürekli sarı kedi geliyor. Sen sarı kedi demek ki çok duruyorsun sarı kedide. Seviyorsun sarı kedileri. Seviyorum ama yani abi bir dakika yani sadece sarı kediye bakmıyorum ki niye sarı kedi? Abarttı yani. Evet yani böyle. Yani bazen bu bana niye bunu önerdi diye böyle bir bakıyorsun. O zaman çok kötü oluyor. Ben evet, mesela TikTok'u, o zaman ben mesela TikTok'u sadece yemek videosu için kullanıyorum. Yani enteresan tarifler falan. Hani baktığında sırf yemek geliyor. Ama arada böyle inek toynağı temizleme videosu geldi bana. Mesela hani inek toynağı şekilde, nasıl temizleniyor? Ben şekilde, neden görüyorum orada? Bir şekilde yemek çok yemek videosu izleyen biri bir şekilde öyle bir inek toynağına düşmüş ki o arkada onu linklemiş ve sana da deniyor. Ve izliyorsun çünkü bana neden öner? Bu ne diyorsun bir kere önce? Hani bir kere önce anlamıyorsun. İnek toynağı olduğunu anlamıyorsun. Anlayana kadar zaten Allah diyorsun. Şu an evet, şu an televizyonda yayınlanan en iyi girişimcilik programında inek toynağı tartıştığımız bir kısma denk geldiniz. Reklamdan sonra tekrar teknoloji ve girişimcilikle alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan beraberiz. Kafası kaldığı yerden devam ediyor. Wiser Medya'nın kurucu ortağı Emre ile beraberiz. Şimdi Wiser'ın gelişimini konuşuyorduk ve oradaki ilgi haritalarından bahsediyorduk. Ve inek toynağına kadar inmiştik. Güzel bir yerdeyiz ama bence. Ben sarı kediye geldim o inek toynağına. Sarı kedi, inek toynağı aynen öyle. Ben aslında size bir adım geri atıp bir şey soracağım. Bir fikrim var da ne zamandır bu fikrimi... Başka nerede? Buraya gelmemi bekliyorum. Bir şey söyleyeyim. Aynen. Çalınabilir bu da söyle. Çalsın. Çal, yapan yapsın. Para koyacağım. Ya bu internetteki yemek videoları bolluğu var ya ve bu kaç senedir? 15 senedir yemek videosu var internette ve çok var. Bunu kim leverage edecek? Yani bunu kim kaldıraç olarak kullanacak ve o yemek videoları bir şeye dönüşecek? Onu o anı bekliyorum. Yani bütün dünya diyecek ki biri bir startup sunumunda 15 yıldır her yıl şu kadar milyon yemek videosu üretiliyor. Ama bunu kim kullanabiliyor ki ve istediğimizi bulabiliyoruz ki diye başlayan bir startup sunumu hayal ediyorum. Ama bunu nereye götürecekler bunu hayal ediyorum. Şimdi o anlattığın şey içinde bence farklı sorunlar var. Mesela şeyle ilgili girişimler ben görüyorum. İşte bu kadar fazla insan yemek videosu çekiyor ama bunların kaç tanesi para kazanabiliyor? İşte kazanamıyor. İşte daha böyle işte paraya dönüşme öncelikli işte tool'lar. Mesela birçok böyle yemek dikeyinde işte abonelik ödediğin araç işte geldi. Yani bu çünkü işte hem şey tarafında içeriği üreten tarafında hem tüketen tarafında farklı sorunları var ama işte ya, keşif sorunu çözmek zor çünkü nasıl diyeyim monetizasyonun çok belli olmadığı bir dikey. Çok fazla opsiyonu olan bir alan. Para kazanmanın çünkü çok değişik alternatifleri var. Evet. Ya markalı içerik yapıyorlar ya da işte izlenmeden reklamla. İzlenmeden, reklamdan. İşte şeyine bağlı, o mecrasına bağlı ne bileyim ben. İşte Spotify'da stream'den yani dinlemeden de para kazanıyorsun. Hı hı. Ama Instagram'da ondan para kazanmıyorsun. Hı hı. Ama orada da işte içerik, işte ne bileyim influencer marketing yapıyorsun ya da sponsor alıyorsun. Hı hı. Sadece o markayı gösteriyorsun gibi. Dolayısıyla çok çeşitli para kazanma yöntemleri var. Paraya çevirme yöntemleri diyelim. Yani hı hı. O sonraki aşama. Yani önce içeri alacaksın kullanıcıyı, aktive edeceksin, kullandırtacaksın, sonra geri çağıracaksın. Yani retention yaratacak. Bu da kürasyonun çözeceği veya çözmek işte gereken bir problem mi? Evet, şimdi oraya bağlayalım bence. Kürasyon neyi çözüyor burada? Yani bizim yaptığımız şey tabii şey hani bilgi kürasyonu. Yani sen ne öğrenmek istiyorsan bunu seçiyorsun ve biz her gün sana o öğrenmek istediğin şeyle ilgili
öneriler yapıyoruz. Öğrenme merkezli yani. Öğrenme merkezli. Öğrenme bitmeyen bir şey ya. Öğrenme bitmeyen bir şey. Yani. O hem güzel bir şey sizin için. Hep de kalabilirim ve hep yeni bir şeyler öğrenebilirim. Veya evet. Öğreneceğim şeyde derinleşebilirim. Yemek de bitmeyen bir şey. Yok, yemeği çünkü tamam, ben çözdüm yemeği. Tamamım. Cevap beni tatmin etti. Yok hayır, sen aslında anlatıyordun Wiser'ı. Hani biz öğrenmeyi nasıl tasarlayacağımızı bulmak için sosyal medyadan esinlendik diyordun. Peki sonra nerelerden geçtiniz? Yani ilk neyle başladınız, sonra bir şeye döndünüz, şimdi mesela şirketlere de satmaya başladınız. Nereye doğru gidiyor? Yani ne öğrendiniz, neler çalışmadı, neler çalıştı, neler türev olarak ürettiniz, nereye gidiyorsunuz şu anda? Evet. Bizim çıkış noktamız aslında tam bir böyle sosyal medya girişimi gibi başladı aslında. Yani hani çok basit, insanları takip ettiğin ve social graph, sosyal grafik mi? Olur. Yani takip ettiğin insanların paylaştığı şeyleri gördüğün, ilgi odaklı çok bir keşif olmayan işte sosyal medyanın işte başlangıcı, yani Instagram'ın yakın zamana kadar hani çalıştığı gibi çalışan, fikrine güvendiğin insanların önerilerini karşına çıkaran bir uygulamaydık ve bu insanların yaptıkları listeleri görebiliyordum Wiser'da. Bu gitti, hani fena gitmedi, hani hala bu şekilde, hani bu bir kullanım alanı. Ama biz de özellikle TikTok'un başarısından sonra şunu fark ettik. Yani bizim burada bir şekilde işte insanların insan önerisiyle işte yapay zeka, yani ilgi alanlarına göre öneriyi birleştiren bir çözüme ihtiyacımız var. Çünkü kimi takip edeceğini de sen bilmiyorsun bazen. Aynen. Hani bizim onu da bir şekilde gösterebilmemiz gerekiyor ve işte dediğim gibi bilgi odaklı kullanımda o çok önemli. Hani doğru kişiyi takip edebilme, doğru konuları bizim önüne çıkarmamız, belki ilgi alanlarını genişletmemiz, hani kullanıcıların falan. Şimdi o yüzden bir şey yazdık, hani bir öneri algoritması yazdık ve artık bu arada hani bu bizim en başta da yapabileceğimiz bir şey değildi aslında, çünkü öneri yapabilmeniz için önce içerik lazım ve kullanıcı lazım. Biraz bir yani ciddi bir yumurta tavuk durumu var aslında. Aslında karşı eşleşmesi lazım. Evet, yani hem aslında ekip olarak hem database'imiz, yani kendi veri tabanımız buna elverişli bir noktaya geldi. Hem de yani sıfırdan aslında hani bu işi yapabilecek sıfırdan bir ekip kurduk ondan sonra. Tamamen öneri ve işte ilgi odaklı öneri üzerine. İşte burada da dediğim gibi hani kullanıcının kendi öğrenme hedeflerine göre her gün 7 tane içerik öneriyoruz. Neden 7? Birçok araştırma okuduk, yaptık Magic hani kendimiz bununla ilgili. Yani. Hem öyle bir tarafı var ama gerçekten hani bir kişi 7'den fazla şey zaten okuyamaz ya da dinleyemez hani gün içinde. 7 bize hem şeyi veriyor, hani kullanıcıyı tanımak için yeterli sayıyı veriyor bize. Hem de biliyoruz ki onun, yani bilmesi lazım ki kullanıcının, onun bir sonu var. Hani bizim amacımız işte kullanan kişiyi saatlerce içeride tutmak değil, hızlı bir şekilde ihtiyacı olan şeyi ona göstermek. Neyle ölçüyoruz bunu? İşte hani 7 tane öneriden kaç tanesine hani tıklamış, kaç tanesini save etmiş. Ve bunlarla da uygulamanın işte performansını ölçebiliyoruz. Mesela kendimden yola çıkarak da ben çoğu sabah spora gitmeye çalışıyorum. Şimdi spora gittiğimde bir podcast dinlemem lazım illa ve şeyi fark ettim ben de. Hani biz bunu çıkarana kadar ben de işte Spotify'ı açıyordum ve işte 20VC'yi dinliyordum. Çünkü ne dinleyeceğim yani hani falan. Şimdi o sırada arayamıyorsun. Karşına zaten hani daha önceden bilmediğin... Arayınca neye göre arayacağım yani? Bilmiyorum. Evet. Başlığa göre aramaya çalışıyorsun. Bakıyorsun zaten, 2,5 saat bunu mu dinleyeceğim? Karşına çıkanlar zaten senin daha önce hani ya varlığından haberdar olduğun ya işte bildiğin, daha önceden dinlediğin işte serilerin baş farklı bölümleri falan oluyor. Ve hani basıp dinliyorsun yani hani çok da bir riske girmemek için, hani 2 saat aramamak için. Şimdi Wiser'da direkt şunu yapabilecek noktaya, arabaya bindim ve bir şey içmek istiyorum. For You'yu açıp ondan sonra oradaki bir podcast'te hani dinlediğin zaman bunu beğenme oranın yüksek oluyor çok. Belli bir süre kullandıktan sonra. Hani amacımız da hani o belli bir süreyi olabildiğince kısa tutmak. Süper. Peki ben, sen aslında söyledin mesela spora gittiğimde podcast arama derdini azaltmak için Wiser kullanıyorum dedin. Ben ta ne zamanlar şey diye bastırmıştım, biraz zorlamıştım, Nisu'ya galiba daha çok. Yani Wiser'ı ben ne zaman kullanmalıyım?
Yani Weiser mesela onu Aposto 6.30 çok güzel yaptı bence. Rakip sayılmaz, o yüzden bence konuşabiliriz. Aposto 6.30, ben arabaya bindiğimde sabah ilk bir Aposto 6.30 10 dakika dinleyeyim oluyorum ve benim günümün orasında. Başka da bir zaman dinlemem. Yani evde oturup da Aposto 6.30 dinlemem. Weiser'ı ne zamanlar kullanıyor millet? Ve senin ne zaman kullandığını gördük ve ne zaman kullansınlar istersin? Günlerinin neresine otursun istersin? Yani bir kere şeyin çok farkındayız. Bu arada bir adım geriden şöyle bir cevap vereyim. Bence yani doğru adımlar atmak için önce hani ekip olarak kendine karşı dürüst olman gerekiyor ya. Biz işte bir üzerinden böyle bir, yani ciddi bir zaman geçti ama hani bu böyle yatırım aldıktan falan da hani sonraki aslında hani finansal olarak kendimizi güvende hissettiğimiz bir zamanda ekiple şöyle bir konuşma yaptık. Biz kendi ürünümüzü yeteri kadar kullanmıyoruz. Hani o bence işte hani intellectual honesty denen şey var ya, hani o çok önemli bence. Hani bir şeyi net bir şekilde yüzleşmek gerekiyor. Yani biz kendi yaptığımız ürünü yeteri kadar kullanmıyoruz. Ve eğer yani biz hedef kitleysek ve biz kullanmıyorsak istediğimiz kadar, burada bir sorun var. Yani önce sen izliyor musun yeni nesil kafası videolarını bakayım? İzliyorum. Tabii ki. Yani bölümleri bir saat izliyorum. Emin değilim kendimiz konuştuğumuz için. Yok ama kısaların hepsini izliyorum. Peki, yani biz işte hani bu hani Weiser'ın hedef kitlesine yatıyorum, işte biraz önce bahsediyorduk. İşte diş hekimlerinin işte CRM uygulamasını yapıyorsan onu kullanmana gerek yok yani hani girişimci olarak, ama hani Weiser gibi bir şey yapıyorsan onu kullanıyor olman lazım eğer ürün yeteri kadar iyiyse. Şimdi biz o yüzden hani tamamen işte, ki biz çok böyle kullanıcıyla konuşan eden de bir ekiptik. Tamamen hani içe dönüp tamam, yani çok fazla etrafı dinlememize gerek yok. Hani biz doğru bildiğimiz şeylere odaklanalım gibi bir ciddi şey karar verip bu geliştirmeleri yaptık. Ve hani ondan sonra da dediğim gibi hani şeyi gördünüz, görmeye başladık ciddi anlamda. Neden o, kullanmıyormuşsunuz? İşte bu bahsettiğim şeyden dolayı. Çünkü ben uygulamaya girdiğimde, ya birincisi şimdi liste mantığı, işte hani birine işte ben bir konuyu öğrenmek istiyorum, nasıl öğreneceğim dediğinde liste mantığı çok işe yarıyor. Ama şeyde işe yaramıyor liste mantığı. İşte benim anlattığım deneyimde. Yani spora gittiğinde o liste mantığı bir anlık işe yaramıyor. Anlık ihtiyaçta işe yaramıyor. Bir de dediğim gibi ilgi alanına göre öneri yapmıyorduk daha önce. Sonra yapmaya başladık. Aslında bu ilginç bir şey. Yani şimdi öğrenme bizim geleneksel zihnimize enjekte edildiği haliyle öğrenme saati dinlenme ve eğlence saati gibi ayrılmıştır ya. Hı hı. Öyle değil aslında. Öğrenme şu anda gerçekten her sürekli, her an öğrenebilirsin. Doğru. O yüzden de o anda ne öğrenmen gerektiğini çok da bilmiyorsun. Ama öyle bir şey çıkarıyorsun ki sen karşıma, o benim ilgimi çekiyor ve devam ediyorum. Dinlemeye, izlemeye, gözlemeye. Bir de öğrenme neyse, dediğin gibi artık işte Reels'da, TikTok'ta anlık biri bir şey anlatıyor, bir bilgi veriyor sana. Sen onu alıyorsan, ilgi alanına giriyorsa alıyorsun onu ve burada sağda solda satmaya başlıyorsun veya onun üzerine gitmeye başlıyorsun. Hı hı. Yani öğrenme öyle bir şeye maalesef mi diyeyim ya da iyi ki mi diyeyim düştü ya da indirgendi. O yüzden böyle anlık ihtiyaçlar da oluyor. O da sizin Discover özelliğinizle mi denk geliyor yoksa For You'da da aynısı var mı? Evet, yani Discover'da şimdi bizim İşte o ilgi alanlarını genişletme ile ilgili şimdi önemli bir yer. Bu arada hani onun içinde de ayrı bir kişiselleştirme var ve hani onun da bir sonuçta dipsiz bir kuyu, hani o kişiselleştirme hani dünyası da işte hani yani Instagram'ın işte kaç yüz hani çok iyi yazılımcının hani çalıştığı şirketlerden bahsediyor ve yani adamların yaptıkları şeyden şikayet ediyoruz yani hani bir çoğumuz. Şimdi o yüzden hani orası dipsiz bir kuyu ve biz de hani sürekli geliştirmeye devam ediyoruz, ama özellikle dediğim gibi hani o ilgi alanlarını genişletme, hani liste mantığı, işte yeni bir şeye girerken önemli, çok bir şeyleri kendin arşivlerken önemli. Hani doğru, o yüzden arşiv de önemli bir ihtiyaç. Tabii. Yani bookmark yapıyorum kaybediyorum sonra veya hiç bakmıyorsun ki sonra. Bir daha asla dönmüyorum. Evet. Read later, sonra okular, sonra izlelerim dop dolu ama asla bir daha dönüp bakmıyorum yani. Bir de şimdi bütün bu karşılaştırdığımız sosyal medyalarla Weiser'ın çok temel farkı var. Weiser dışarıdaki içeriği doğru yönlendirme işlevi görüyor. Halbuki öbürleri seni içeride tutmaya çalışıyor. Hı hı. Çok farklı bu ikisi. Evet.
Ya tamamen farklı öncelikler veriyor sana. Bu arada şöyle devam edeyim aslında biraz önce açtığın yerden. Şimdi şirketlerle nasıl çalışacağız kısmına sormuştum biraz önce. Hı-hı. Burada da bir yani birincisi biraz organik oldu. Çünkü zaten hani bizim mevcut kullanıcı kitlemiz dediğim gibi hani çok büyük şirketlerde işte JP Morgan'larda, Apple'da, işte Dyson'larda çalışan kullanıcılarımız var bizim. Hem Türkiye'de hem işte globalde. Ve bu insanlardan da şey çok gelmeye başladı. Bazen sohbet ederken hani işte topluluk buluşmalarında işte bazen hani direkt hani arayıp sorarak falan şunu fark ettik. Çok çok fazla şirket, çok fazla kullanıcı diyor ki bizim aslında hani işte Slack üzerinden, Microsoft Teams üzerinden inanılmaz şeyler paylaşılıyor ve biz bunları göremiyoruz. Sonra hani biz de aslında kendimiz, kendi işleyişimizi düşündüğümüzde ben mesela bizim sosyal medya ekibine Ceren Acansu'ya bir video atıyorum. İşte Duolingo'nun TikTok stratejisini dinlemişim bir yerde. Ondan sonra çok iyi yapmışlar dedim. Hani buna bakalım Slack'ten diyorum. Slack'ten veya WhatsApp'tan atıyorsun. Evet, Slack'ten ya da genelde Slack'ten atıyorum. Hı hı. İşte Nisu başka bir şey atıyor işte sektörle ilgili falan. Ve hani biz bile hani işte 10-12 kişilik bir ekip olarak hani buradaki içerikleri organize etmekte zorlanıyoruz. Sen bir de Apple falan gibi şirketleri hani düşünme. Yani çok ciddi bir şey var. Dolayısıyla şeyi fark ettik. Bizim zaten içeride sen Wiser'a bir içerik koyduğunda onu hızlı bir şekilde bulabilmen için bir işte yapay zeka tagleme teknolojisi var. Hani senin paylaştığın şeyi etiketliyor aslında. Sen de filtreleyerek ya da arayarak hızlı bir şekilde bulabiliyorsun onu. Bizde zaten bu teknoloji var. Hani biz şirketlerin işte Slack'lerine, Teams'lerine de entegre olalım. Ve buradaki bütün şeyi organize edelim. Anladım. Ve çok uygun, yapı uygun. Müthiş bir yani pivot tutup bile gider bu bence. Ve herhangi bir... Ben böyle anlamamıştım. Ben şu an çok daha heyecanlandım. Çok daha heyecanlandım. Bu bir Slack veya Microsoft add-on olacak. Evet. Ama işte şey ne o şirkete direkt de satabileceksin gibi bir. O şirket neyi kullanıyorsa ona entegre olacaksın sen. Oradaki bu içerikleri sana listeler ya da işte algoritmik olarak gösterecek. Bir konuyla ilgili olarak. Yani düşünsene onboarding için kullandığını. Evet, hem oradan beslenecek hem de şirkette herhangi biri işte sektörle ilgili ya da kendi gelişmek istediği alanla, kendi yani mesleğiyle ilgili bir şey aramak istiyorsa o havuz içinden de hani direkt arama yapabiliyor. Bir fikir değil de bir şey soracağım. Olacak. Fikir vermeyeyim ne haddime öyle bir şey değil de. Yok var. Demin veriyordun fikir. O benim kendi şeyim, hayalim. Şu yemek videolarını biri kullansın da bir zengin olsun isteğim var yani. Burada mesela şöyle, kullanıcı deneyimi olarak şu ya, sen ya TikTok'tasın ya LinkedIn'desin ya İşte Financial Times'dasın ya bir newsletter'ın içindesin ya da aynısını web şeyde bilgisayarında yapıyorsun ya telefonda ya bilgisayarındasın. Bunu işte linki kopyalayıp WhatsApp, Slack veya işte bilgisayarındaysan direkt Microsoft Teams'e girip oradan atıyorsun. Burada işte eğer bir Slack veya Teams add-on'u olursa bu bir hani bot gibi olacak, onu atacaksın ve arkada tagleyecek mi? Eğer bu ürünü yazmanız zorsa veya zor mu? Veya ürün var mı şu an? Ama bunun MVP'si şöyle yapılabilir mi? Yani sorum şu. Bir şey, Telegram botu veya WhatsApp botu, işte atıyorum QAnbeyond-Wiser. Ben herhangi bir içerik bulduğum zaman oraya atıyorum ve o bana benzer şekilde haftalık çalışan, distribute ediyor. Benzer şekilde çalışan tool'lar var aslında. İşte sen işte Twitter'a atıyorum bir şey et bir şey olarak gönderiyorsun. Bilmem ne falan filan yapıyorlar. Evet. Ya şimdi ama orada sizin teknolojiniz yok tabii ki. Yani şimdi şey teknolojimiz var içeride hali hazırda. İşte içeriği etiketleme falan. Hani asıl konu Slack entegrasyonu kolay bir şey. Hani Google extension'ı yazmak gibi bir şey aslında. Hani çok komplike bir tarafı yok. Teams bir tık daha bilmediğimiz bir alan ama hani orada da çok ciddi bir engelle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Evet, burada asıl konu güvenlik aslında. Çünkü sen şirketin içinde aslında hani mahrem olarak paylaşılan bir şeye giriyorsun. Orada hangi kanalları tarayacağız, nereye yetkisi olacağız? Hani orada orası bir iş biraz. İnşallah hızlı çözülür. O yüzden acaba hani
product-led growth'un da şeyidir ya, o yüzden biraz WhatsApp'a, Telegram'a çekmeye çalıştım. Çünkü hani hadi gel abi bize bunu sat desem kesin güvenlik bilmem ne falan filan olacak. Şimdi sen bankalardan, evet. Ama hani şey ki senin de biliyorum pipeline'ında bankalar, finansal kurumlar vesaire var. İnşallah hepsine de satarsın. Bence çok ihtiyaç, büyük bir ihtiyaç. Yani satmalısın bence. O yüzden acaba bu böyle bir WhatsApp olsa da hiç şirket şeyine girmeden ben bir Telegram'dan, WhatsApp'tan öyle bir şey yapabilir miyim, evet, diye düşünüyorum. Yani şimdi çözmeye, yani o, yani şimdi sonuçta bir şirketin bütün her, yani her şeyi kullanmasına gerek yok sonuçta. Ama hani burada asıl çözmeye çalıştığımız sorun, hani şirket kendi içinde iç iletişim olarak hani bu işte chat arayüzlü uygulamaları kullanıyor. İşte Teams olur, Slack olur, benzer başka bir şey olur. Ve buradan da bir sürü içerik paylaşılıyor. Hani bizim de amacımız burada paylaşılan şeyleri organize etmek. Şimdi İş Bankası'nın atıyorum örnek olarak işte 5.000-10.000 kişilik bir WhatsApp grubu muhtemelen olamaz. Canım. Yok tabii ki. Dolayısıyla hani bizim işte belki hani sadece belli bir kanala, belli bir iki kanala hani erişim yetkisi alarak hani bu... Ha, siz yani, o içeri paylaşılan içerikleri otomatik çekmek istiyorsunuz gibi, evet. Biraz. Ha, anladım. Benimki biraz daha manuel. Create edebilmek için ama. Doğru. Hı-hı. Anladım. Süper. Bence iyi bir şey olmuş. Yani şey kanalı, gelir kanalı ve ürün kanalı. Umarım buradakileri, İş Bankası'nı, QNB'yi boşver, JP Morgan'ları, Apple'lara satarsınız bunu ki bir sonraki tur da gelir, bir sonra ekip de büyür, ürünler de devam eder. Burasını test etmek için iyi. Tabii çünkü canım. İlişkiler daha şey, geçmişten gelen ilişkiler ama var. Ama çok büyük bir ihtiyaç yani. Evet. Peki ben bir şey soracağım. Az da zamanımız kaldı. Bahsetmek istediğim başka konular varsa da onlara da girelim ama şey soracağım. Yani mesela ben Ömer abiyi gördüğümde, ben Ömer abinin YouTube'unu görmek çok isterim. Ya ben Ömer abinin TikTok'unu görmek çok isterim. Twitter'ını görmek çok isterim. YouTube'um senin yüzünden yok. Niye ya? Fenomen yapamadım seni diye. Yeni nesil kafasına çaktın beni. Hayır yani şöyle, mesela biri bana ekran yansıttığında YouTube'unu gördüğümde bakarım ne izliyor, ne var. Veya böyle bazı konularda çok iyi olduğunu düşündüğüm arkadaşlarıma şey derim ya, YouTube'undaki takip ettiklerini bir ekran görüntüsü atsana bana derim. Benim böyle bir ihtiyacım var. Mesela kürasyonla alakalı sana muhtemelen şey derim, artık Wiser'dan takip edeceğim tabii ki de. Bundan önce ama abi... Ama bu Wiser'ın yaptığı şey aslında. Onu diyorum. Yani ben Emre'yi de takip edip Emre'nin çok iyi olduğu veya takip ettiği konularda da dışarıdan YouTube'u, TikTok'u vesaire gibi, oralardan da beslenebilecek miyim? Bunu da sağlayacak mı Wiser? Sağlar mı? Ya amacımız günün sonunda, ya biz şey diyoruz, nasıl evimizde işte raflar, çekmeceler varsa öğrendiğimiz her şey dijital medyada, öğrendiğimiz bir noktada dijital bir rafa, çekmeceye de ihtiyacın var yani. Hani bizim de hani ilk amacımız o işte raf, çekmece olmakta. Hani bir taraftan keşif var. Hani sen o raflara koyabilecek daha fazla şey de biz sana önerebilelim. Ama bir taraftan da sen işte dijital medyada görüp beğendiğin şeyleri böyle bir rafa kaldır ve bil ki o orada her zaman. Dolayısıyla işte sen işte YouTube'da, Substack'ta ya da başka bir yerde hani bir şeyleri görüp hani bunu Wiser'a attığında hani bir tıkta, hani amacımız tabii herkesin o işte kütüphanesinin, o alışkanlığının oluşması. Ve mesela bir yatırımcımız bana şey demişti, vay be falan demiştim, hani hiç aklıma gelmemişti daha önce. Dedi ki benim yeni torunum oldu dedi ve hani torunuma böyle bir dijital kütüphane bırakmak çok isterim dedi. Ondan sonra dedim hani ya tabii torunun da ilgisini çeker umarım dedi. Dedim bana. Ellerim diken diken oldu, hafif ama yani. Güzel bence, yok. Yani sadece bu derdi yaşayan bir sürü insan bile vardır. Ya böyle bir sürü test edilecek değer önerisi var muhtemelen. İşte kendi öğrendiklerimi bir yerde saklayabileyim vardır. Birilerine faydalı olayım, takip etsinler beni bu konuda diyen bir sürü kişiler vardır. Sadece orada şeyi anlamaya çalıştım. Yani bir şey öğrenmek istiyorum ve benim yaklaşımım o öğrenmek istediğim konuya mı? Yoksa Ömer abi bu konuda çok usta birisi, ben Ömer abinin çevresini de takip etmek istiyorum mu? Hangisine daha yakın Wiser? Onu ya şimdi zaten keşif algoritması aslında bunların hepsine hesaba katıyor yani. Doğru. Hani senin ilgili olduğun alanda, sen yapay zeka ile ilgiliysen ve Ömer abi bir bilirkişiyse yapay zeka ile ilgili, ki öyle. yazıyor bak. Data detector. Evet. Etikete bakıp konuştum. biz zaten Ömer abinin önerisini getiriyoruz karşına. Sen onlarla daha fazla etkileşim içinde oldukça tabii ki onu görme ihtimalin her zaman daha fazla. Ama hiçbir zaman işte hani işte sürekli
yani biraz önce konuşuyorduk işte. Sen tarihe çok sarabilirsin. İşte Osmanlı tarihine çok sardın. Bir yanda senin tek gördüğün şeyin Osmanlı tarihi olmaması. Tabii tabii. Evet lazım. Yani orada çok ciddi açmazlar var. Aslında felsefi bence yeni bir şey lazım buraya. Bir bakış model açısı. Lazım, bakış açısı lazım. Çünkü şimdi sen çekmece dedin de içerik birden fazla çekmecede olabiliyor. Evet. Dijitalde öyle bir şey var. Evet. Durum var, anladın mı? Keşke bir... dişçiler için CRM kadar kolay olsa. Gerçekten çok şeyi var, bir de dalı şimdi var. Bak, şimdi sosyal medyalar seni daha çok kendinde tutmaya çalışıyor. Sen öyle bir şey değilsin. Sen evet. aslında rüzgara karşı gitmeye çalışıyorsun. Evet. Ama sana daha çok ihtiyaç var. Çünkü sen hedefe gidiyorsun, o rüzgar nereye götürürse oynuyor. Evet. Arada çok temel bir fark var yani. Doğru. Evet, bizim amacımız yani zaman kazandırmak. Evet. Hani, günün sonunda o da yani en değerli şey sonuçta. Hani ya bir de diğer taraftan da ya doğru kaynağa daha çabuk ulaşarak daha hızlı, yani herkes biraz daha hızlı bir şey öğrenirse yani çok daha hızlı dünya gerçekten daha güzel bir yer olabilir. Olabilir, doğru söylüyorsun. Aslında şey derler ya, işte üniversite okuma, her şey YouTube'da falan gibi bir yeni bir trend var ya. Çok okumaya. Uzak değilim bu arada. Bence de. Biz hiç değiliz zaten. Hiç. Biz ama sadece... Wiser gibi bir şeyle. Çünkü Wiser'ın hani birinin... YouTube ne? YouTube ne o? Hayır, yani malzeme YouTube'da olacak ama hani birinin alanı bir yani işte evet. yapay zeka konuşuyorsak işte Ömer abinin çıkıp işte bu falan diye bir liste gibi bir liste yapması gerekiyor. Yoksa, ve o listeyi sürekli güncellemesi lazım. O yüzden işte hep şey hani milyonlarca içerik var zaten dijital medyada. Aslında mesela, benim güncellemem değil de pardon sözünü kestim. O senin, benim o oradaki davranışlarımdan senin güncellemen lazım o listeyi. Aslında doğrusu o. Değil mi? Ben Anladım. Mesela şöyle, ben diyelim ki bir liste yaptım, izlemeye başladım. Sonra başka bir yere atladım, oradan başka bir yere atladım. Hı hı. Sonra burada daha çok takılmaya başladım. Benim listem buna göre update olmalı. Yok yok, yani şöyle, yapay zeka ile ilgili bilir kişi olarak Ömer Akmen bir liste oluşturdu ki Emre ile Sonat yapay zekayı öğrensin. Öğrensin diye. Sonra 10 tane video koydun oraya YouTube'dan. Hı hı. Harvard, Marvard tamam, falan okay. filan koydun. Başlamak için okey. Sonra biz onları tüketiyoruz. Sonra 11. videoyu da senin koyman gerekiyor ya. İşte acaba gerekiyor mu? Ben de diyorum ki öyle bir şey olsa ki mekanizma oraya 11. kendiliğinden gelse. Benim oradaki davranışlarımdan. Ben çünkü devam ediyorsam anladım, güncel olurum ya. Zamanımız az kaldı ama mesela şöyle bir şey de söyleyeyim mi? Bizim bunu yaparken çekincelerimizden bir tanesi şuydu. Yani şimdi mesela bana startuplarla ilgili bir şey önerecek ama işte Y Combinator'ın Startup School serisi falan var ya, şimdi onu da önermesin yani hani artık biliyorum, hani, zaten. Biliyorum ben zaten hani bunu ya da ya işte yapay zeka falan da öyle bir dünya, şimdi hani kime ne önereceksin, ne seviyede önereceksin falan ve bu ciddi bir şeydi bizim için. Olgunluk. Ama şunu fark ettik yani hani aslında algoritma buna yönelik öneri yapıyor kendi içinde. Hani aslında başta çekincemiz olduğu kadar ciddi bir şey olmadığını da fark ettik. Aslında şeye getireceğim lafı. Sen zaten o 10 tane şey izledikten sonra hani muhtemelen karşına gelecek şeyler onun bir tık üstü 200 devamı gibi. Yani, 300, ya aradaki boşluklar ya devamı falan olacak. Evet. Aslında bu içerik dünyasında da mesela ben kahveden gideceğim. 101'ler var işte, kahve nasıl öğütülür, kahve nasıl işte espresso yapılır falan videoları var, 101. Bir de onun bir dediğin gibi 102'si var yani. Espresso yaptıktan sonra delik olursa ne olur, işte espresso yumuşak olursa ne olur falan gibi 102'ler var. Yani onu yapman için espresso yapmayı bilmen gerekiyor ya. O videodaki tagleme, sizin etiketleme algoritmanız onun 102 olduğunu da algılayabilecek seviyede olduğunda veya öyleyse... zaten o biraz çözülmüş oluyor gibi. Evet, evet. Ya muhtemelen aslında şimdi bizim seviye etiketleme gibi bir şeyimiz yok aslında. Evet, evet. Ama ne var? Oradaki yani içeriye, yani içerikten aldığı için sonuçta tag'i ve benzer videolarla, benzer içeriklerle ilişki kurduğu için o kendi içinde bir yani kendi içinde biraz çözüyor o sorunu. Evet. Ki biz bu sorunla yani ciddi yani karşılaşabileceğimizi düşünürken karşılaşmadık aslında. Çünkü sen aslında işte bir harita yani keyword haritası gibi bir şey tarif etmiştin. Tamamen hani o aslında hani konuların ve içeriklerin birbirleriyle olan bağlantısını ve mesafesini ölçen bir startup to inek şeyden. Kim birleştirdi onu acaba? Evet yani TikTok'a sormak lazım. Sormak iki lazım. Tane. Bizim komşumuzdu bu arada TikTok. Ha. Şeydeyken Londra'da şeyde üst komşuydu. Çok bir kere yanlışlıkla onların ofise çıkmıştım ilk günümüzde orada. Seni satın aldılar.
yaptılar bir anda. Keşke böyle bir hikaye anlatsaydım. Nereye geldin sen falan oldu. İnşallah bir dahaki konuk ettiğinde böyle bir hikaye olur. Veya daha güzelleri olur. Teşekkür ederiz abi, iyi ki geldin. Çok keyifliydi. Buradan da bizi izleyen herkese duyuralım. Bir şey öğrenmek için öğrenme bitmeyen bir yolculuk. Wiser'la bu bitmeyen yolculuğu daha güzel bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Aynen, yeni sloganımız, yeni el işaretimiz Wiser'dı. Bizi lütfen takip edin. Yeni Lise Kafası'nı diğer platformlarda, en sevdiğiniz platformda Wiser dahil takip edebilirsiniz. Sanırım bizim orada bir listemiz var, Yeni Lise Kafası diye. Oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.